Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde su borusunda meydana gelen patlak için köy muhtarlığı tamir için onarım çalışması başlattı. Kepçe getirilerek yapılan kazı sırasında boru patlağının olduğu yerde 3 adet lahit bulundu. Durum jandarma ve arkeoloji müzesi müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Jandarma ve köy muhtarlığı gece sabaha kadar lahitlerin başına nöbet tuttu. Olay yerine giden arkeoloji müzesi müdürlüğünden kazı ekibi olay yerine giderek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan kurtarma kazısıyla lahitler toprak altından gün yüzüne çıkartıldı. Kepçenin su borusunu tamir için yaptığı ilk müdahale sırasında lahitlerden ikisinin kapağı kırıldı. Kazı ekibi kurtarma kazısını sürdürürken Kemer köyünden meraklı vatandaşlar çalışmaları izledi. Herkes lahitlerin kapaklarının açılmasını beklerken kazı ekibi lahitlerin yarın açılacağını söyleyince köylüler buna tepki gösterdi. O zaman şimdi ben Hani çağırmış ben mi gideceğim bu işte. Desteğe geldim, yardıma ihtiyaç varsa. Yavaş yavaş yavaş. Kemerköy yakınlarındaki bir demir çelik fabrikasının lahitleri sahiplendiği ileri süren köyde yaşayan 72 yaşındaki Ali Koç, bunları sahiplendiler, açtırmıyorlar şimdi. Niye açtırmıyorlar şimdi bu mezarları? Bu gece o firma bu lahitleri götürür. Basın burada, herkes burada, herkes görsün. Dünya görsün dedim. Görsün, dünya görsün. Ne diye saklıyorlar? 60 tane tepki atarken görmeyeceğim. Gerdanı kaldırıyorlar. Ne var içinde? Gerdanı görmüşsünüz. Hepsi hatta almış, ona bırakmışlar. Lahitlerin bulunduğu tarlanın sahibi 40 yaşındaki İsmail Güler ise 6 dönümlük tarlanın babasından kendisine kaldığını söyleyerek su borusu patlamıştı. Onu tamir etmek için kazı yaparken lahitler çıktı. Biz de Kültür Bakanlığı ile jandarmaya haber verdik. Arkadaşlar geldiler, kazı yapıyorlar şeklinde konuştu. Desteğe geldim, yardıma ihtiyaç varsa.